Evet arkadaşlar, bugün sizlere far kumanda panelini tanıtacağım. Oldukça önemli ayrıntılar var bu panelde. Şu anda flaş ışığımla aydınlatıyorum. Fakat biraz sonra flaşı kapatıp normal ışıklandırmasını da göstermek isterim sizlere. Ya da fotoğrafını koyarım arasına. O şekilde de görürsünüz. Çünkü parlama sonucu zaten ışıklandırma minimum düzeye inecektir. Şu anda aracımız çalışmıyor. Far kumanda panelimiz gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar, normalde şu gördüğünüz P yazısının önünde 3 tane küçük çizgi var. Ve burada solda bir tane küçük çizgi var. Hemen onun üstünde bir tane sağ tarafta bize göre bir çizgi daha var. Ok var daha doğrusu. Sıfır parklar, kısa farlar. Bunu arkadaşlar kendinize doğru çektiğiniz zaman sis farları, bir daha çektiğiniz zaman şu kırmızı ışık yanar, arka sisler yanar. Zaten burada da göreceksiniz. Bakın, bir kere çektiğiniz zaman ön sisler, iki kere çektiğiniz zaman arka sisler yanar. Şu da arkadaşlar komple bu far kumanda panelinin amblemi oluyor. Zaten burada da bir tane lamba var. Çizgi kısmı sıfırı gösterecek. Şimdi bunu şu şekilde çalıştırdıktan sonra aracımızı çek işlemini yerine getirsin. Otomatik antenimiz çıksın. Bakın, çek işleminde yanan ışıklar, bunlardan bahsetmiştim ben. Şu anda el frenimiz basılı değil. Marşımıza bastıktan sonra bunların şu dışında hepsi söner. Arkadaşlar, şu anda far kumanda panelimiz bizi açıyoruz. Şu şekilde açtığımız zaman aracımızın iç ışıklandırması da gördüğünüz gibi çalışır vaziyette. Hepsi şu anda, bakın, şöyle gördüğünüz zaman yanır, yanıyor. Şimdi konumuz far kumanda paneli. Şu anda far kumanda panelimiz arkadaşlar sizlere bazı şeyler göstereceğim. Örneğin bakın, sıfırdayken şu anda aracın iç ışıklandırması falan her şey söndü. Bakın, şuradaki soldaki çizgiyi alacağım ki bu çizgiyi aldığım zaman çıkan sonuçlar sizi şaşırtacaktır. Bilen de var, bilmeyen de var. Fakat ben bunu Mercedes dışında çoğu araçta görmedim. Mercedes'in C serilerinde, E serilerinde var. Fakat daha üst seviyelerde şu iki çizgi yok gibi biliyorum. Bakın arkadaşlar, bunu bir kere bastığınız zaman, aracı istop ettiğiniz zaman, şimdi anahtarı da cebinize koyduğunuz zaman bakın ne oluyor. Sol arka farlarımız yanıyor. Sağ arka farlarımız yanmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu flaşın etkisiyle öyle görünüyor arkadaşlar. Esasında şu anda o yanmıyor. Flaşı kapattığımız zaman o da sönüyor. Bakın, buradan şimdi daha iyi görebilirsiniz parlama olmadığı için. Onlarda bildiğiniz gibi reflektör var. Ve hemen sol sağ farlarımız, düzeltiyorum, sol farlarımız da yanıyor. Bu hemen hemen başka hiçbir araçta olmayan bir özellik arkadaşlar. Fakat Mercedes E serisinde, C serisinde özellikle bu modellerde bunlar var, mevcut. Bakın arkadaşlar, şimdi şu sağdaki bölüme getirdiğimiz zaman, hemen şu bölüme, bu sefer de sağ taraftaki stoplar yanacaktır.
Bakın gördüğünüz gibi sağ taraftaki farlarımız yandı. Tamam. Ve sol tarafta bir flaşın etkisiyle bir parlama var. Fakat şöyle baktığınız zaman herhangi bir lamba yanmıyor. Sağ taraf yanıyor ve sağ ön far yanıyor. Bundan neden bahsediyorum? Bu oldukça önemli bir konu. Aracınızı diyelim ki sol tarafa çektiniz. Sol tarafta aracınız. Sol tarafa çektiniz. Bakın şurada da gördüğünüz gibi far kumanda panelimiz. Işıklandırması burada bu şekilde. Aracınızı sağ tarafa çektiniz. Yolun müsait bir yerinde bekliyor. Herhangi bir arıza durumu var veya birini bekliyorsunuz veya yolda acil bir ihtiyacınız çıktı. İşte kontağı bu şekilde kapatıp kapılarınızı kapatıp gönül rahatlığıyla bir yerlere gidebilirsiniz. Aracınız orada güven içerisinde arkadan, önden gelen araçlar tarafından görülecektir. Ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecektir. Çok az bir aküden aldığı enerjiyle ve aracınızın parkları çalışmadan istediğiniz şekilde hareket kabiliyetine sahip oluyorsunuz. Yine sağ taraftaki durumda yolun sağ tarafı için geçerli oluyor. Bu çok güzel bir düşünce. Yani bu gerçekten güzel bir uygulama. Bu konuyu sizlere belirtmek istedim. Bakın arkadaşlar, gösterge panelinin ışığının artırılıp eksiltmesi konusuna değineceğim biraz sonra. Özellikle ben bu konuyu sizlere lanse ettim. Şu park modunun soldaki ok ve sağdaki okun ne anlama geldiğini belirttim. Şimdi bu şekilde parklarımızı açtığımız zaman dördü birden yanıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu ortadaki iki park lambasını yaktığımız zaman dördü birden yanıyor. Şu şekilde bir kere açtığımız zaman gördüğünüz gibi kısa farlarımız yanıyor. Bir kere çektiğimiz zaman sis farlarımız yanıyor. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bakın. Şimdi sis farlarımız yanıyor. Sis farlarımız daha sarıdır. Bildiğiniz gibi sarı renk sisi dağıtır. Normal kısa farlarımız floresan ampuldür. Bunlar Osram ya da Hella marka ampul. Orijinali Hella. Bu ampuller oldukça güzel aydınlatıyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Ve çok ekonomik ve dayanma gücü çok fazla arkadaşlar. Dışarıdan da biraz sonra gösteririm. Şimdi bunu bir kere daha çektiğimiz zaman bakın arkadaşlar. Şunu bir kere daha çektiğimiz zaman buradaki ışık yanar ve arkadaki arkadaşlar sis lambaları da yanar. Şimdi onu da size şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. Şu çok parlak bölüm, şu bölüm arka sisler. Normal bunlar. Normal arka stoplar. Ve plaka lambalarımız yanıyor. İki adet. Hem burada hem burada. Şimdi önüne geçiyoruz aracın. Normal şu anda sisler, kısalar ve farklar çalışıyor. Bak. Sisler, kısalar ve farklar. Kısa farlarımız çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Bir de uzun farları göstereyim size. Uzun farların modu şuradaki hemen silecek kolunun olduğu yerdedir. Bunu şu şekilde arkadaşlar bir kere tıklattığınız zaman uzun farlar yanar bakın. Gördünüz mü? Ve şurada mavi renkli uzun far LED'i sizi karşılar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım arkadaşlar sizlere. Bunlar gerçekten V124'ümüzün bize sunmuş olduğu güzel ışıklandırma imkanı. Bakın bunu da bu şekilde uzunları da şöylece sizlere göstermiş oldum. Bu konuyla söyleyeceğim şeyler bundan ibaret.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum.